Arkadaşlarım selamlar, ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız, hepiniz hoş geldiniz. Gençler AYT Fullleten Kamp'sa, AYT Fullleten seride bugün sizlerle birlikte işleyeceğimiz konu logaritmanın ta kendisi. Evet gençler, zaten PDF'e alıştınız, zaten açıklama kısmında indirme linki mevcut, tek tıkla indirebilirsin. PDF kaliteli ve renkli. Daha sonrasında PDF için, bu dersi işleyeceğimiz şeyler için şunu söyleyebilirim. Burada da gördüğünüz üzere şuradaki 4 tane soru sevgili arkadaşlarım. Bu 4 soru geçmiş yıllarda TYT'de ve AYT'de, yani YKS sürecinde karşımıza çıkan soruların sevgili arkadaşlarım aşırı derecede benzerleri. Yani kurgu sorular, aklınızda bulunsun. Bunlar yani ÖSYM'nin daha önceki yıllarda sormuş olduğu türden sorular. Diğer sorular ise sevgili arkadaşlarım benim seçtiğim sınavda karşınıza çıkma ihtimali bulunan sorular. Kurgu sorular için Metin Yayınlarına, diğer sorular için 3-4-5 Yayınlarına teşekkürlerimi iletiyorum diyelim ve başlayalım sorularımızı çözmeye. 2020 AYT kurgusu olan sorumuza bakalım ki çok ama çok benzeri sorulmuştu, çok iyi hatırlıyorum. Bir ip eşit uzunlukta iki parçaya ayrıldığında her bir parçanın uzunluğu logaritma iki tabanında x. Şimdi iki parçaya ayrıldıysa ve her bir parça logaritma iki tabanında x birim uzunluğundaysa, bu ipin tamamı 2 çarpı logaritma iki tabanında x birim uzunluğundadır. Şu kalemi değiştirmek istiyorum. Aynen bu şekilde. Ve 4 parçaya ayrıldığında da her bir parçanın uzunluğu eğer logaritma 2 tabanında x kare bölü 8 ise, bu ipin uzunluğu 4 çarpı logaritma 2 tabanında x kare bölü 8 olacaktır. Şimdi bu ikisi de ayrı ayrı ipin uzunlukları olduğu için bunlar birbirine eşittir. Her iki tarafı 2 ile sadeleştirirsem şurada 2 kalır ve böylelikle logaritma 2 tabanında x eşittir diyorum. Burayı dikkatli dinliyorsun. Bu 2'yi aldım, buranın kafasına attım. Logaritmada böyle bir kural vardı. Logaritma 2 tabanında ne oldu? X karenin karesi x üzeri 4, 8'in karesi 64 olmuş oldu. Ve böylelikle her iki tarafta 2 tabanında logaritmaları görüyorsun. O halde bunların iç tarafları birbirine eşittir diyeceğiz. Yani sevgili arkadaşım x eşittir x kare bölü 64'müş dedik. Böylelikle x üzeri 4, özür dilerim. 64'ü karşıya atarsanız şu gelir. Yani 64 çarpı x eşittir x üzeri 4 gelir. Buradan her iki tarafı x'e bölersem 64 eşittir x küp olacaktır. Ve x neyin küpü 64? 4. X 4 gelmiş oldu. Şimdi x'i bulduk. Bizden ne isteniyor? İsteniyor. İpin uzunluğu isteniyor. İpin uzunluğu şurasıydı. Yani 2 çarpı logaritma 2 tabanında x'ti. O halde ben ipin uzunluğu için x gördüğüm yere burada 4 yazarsam, logaritma 2 tabanında 4'ün 2 katıymış ipin uzunluğu. Ki logaritma 2 tabanında 4 biliyorsun 2'ye eşittir. 2 çarpı 2 de bize 4'ü verir. Demek ki ipin tamamının uzunluğu 4 birim olacakmış arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkıydı. Devam ediyorum ikinci soruyla. Bu da 2021 AYT'de sorulan sorunun kurgulanmış hali. Logaritma 4,8 m'ye, logaritma 1,2 de n'ye eşit. Yukarıdaki verilere göre logaritma 0,5 ifadesinin m ve n türünden eşiti sorulmuş. Şurada dizgi hatası var. Logaritma 0,5'in m ve n türünden eşiti soruluyor. Şimdi logaritma 4,8 ve logaritma 1,2 arasında bir bağlantı kurabiliriz. Mesela 1,2'nin 4 katıdır 4,8. O halde ben logaritma 4,8'i bak nasıl yazacağım şimdi. Logaritma 2 tabanında, 2 tabanı değil özür dilerim, logaritma 4 artı logaritma 1,2 yazabilirim. Böylelikle logaritmalar toplandığı için içleri çarpılır. 4 ile 1,2'yi çarparsam 4,8'i elde ederim. Daha sonrasında şu neydi? M. Peki bu neydi? N'ydi. O halde ben N'yi karşıya atarsam M eksi N'nin aslında logaritma 4'ün ta kendisi olduğunu görürüm. Bu logaritma 4'ü de gençler, logaritma 2'nin karesi yazıp şuradaki 2'yi de başa atarsam 2 çarpı logaritma 2 olduğunu görürüm. 2 çarpı logaritma 2 eşittir M eksi N'ymiş. Buradan logaritma 2'nin ise m eksi n bölü 2 olması gerektiğini anlarım. Şimdi çok güzel şeyler buldum ama hala logaritma 0,5'e nasıl geçeceğimiz konusunda biraz kararsızız. Şimdi logaritma 0,5 demek. 0,5 biliyorsun 1 bölü 2 demek ve bu da logaritma 2 üzeri eksi 1 demek. Eksi 1'i başa atarsanız da eksi logaritma 2 demek. Yani benim aradığım sonuç eksi logaritma 2. Ben neyi buldum? Artı logaritma 2'yi buldum. Burayı eksiyle çarparsam tabii ki burayı da eksiyle çarpmamız gerekiyor. Çarptığınız takdirde n eksi m bölü 2'nin ta kendisini bulursunuz. Bu da bize sorulan sorunun cevabıdır. Yani cevap D seçeneğidir diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Hem de gönül rahatlığıyla. Devam ediyorum. 2022 AYT kurgusu, yani geçen seneki sınavdan bir kurgu soru.
Matematik dersinde öğretmen tahtaya logaritmik ifade içeren aşağıdaki kapalı aralığı yazmış. Logaritma A tabanında B virgül, logaritma 2 tabanında A kapalı aralığı. Öğretmen daha sonra öğrencilere bu aralıktaki tam sayıların 2 ve 3 olduğunu da söylemiş. Yani bu aralıkta sadece 2 tane tam sayı var, bunlar da 2 ile 3 demiş. Buna göre A sayısının alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruluyor. Şimdi öncelikle bu aralıkta 2 tane tam sayı varsa bunlar şu olabilir: 2'ye 3. Ve tabii şu da olabilir. Örnek veriyorum. Şurası 1,9'dur. Burası da 3,2'dir. Yine bu aralıkta da sevgili arkadaşlarım neler vardır? 2 ile 3 vardır sadece. Hatta ve hatta 1,0001 ile 3,9999 arasında da sevgili arkadaşlarım yine sadece ama sadece 2 ile 3 vardır. O halde ben şunu söyleyebilirim artık. Logaritma, şimdi A hakkında bir şeyler soruluyor ya. Logaritma 2 tabanında A'nın ben en küçük 3 olabileceğini biliyorum. Bak, en küçük 3 olabileceğini biliyorum ve 3'ten de büyük olabilir ama 4 olamaz. Tamam, çünkü 4 olduğu an orada 2, 3 ve 4 diye 3 tane tam sayı olacaktır. Ama bize ne demiş? 2 ve 3 var sadece. O halde bizim aradığımız aralık burası. Ben diyorum ki 2'nin küpü 8 küçük veya eşittir A, 2'nin dördüncü kuvveti küçüktür 16 dedim bakın. O halde A sayıları burada 8 ile 16 aralığında olacaksa 8'den başlarız, 9 nokta 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 en büyük kaç alabiliriz? 15 alabiliriz. Burada kaç tane tam sayı değeri vardır o soruluyor. Son terimden iki terimi çıkarıp 1 eklerseniz bulursunuz. 15'ten 8 çıktı, 7 1 eklediniz, 8'i buluruz. Doğru cevabımız ise B seçeneğindedir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Evet, sol sütunu bitirdik. Şimdi devam ediyorum sağ tarafla. 2022 AYT kurgusu, yani yine geçen seneden bir kurgu soru. Kenar uzunlukları x ve y birim olan bir dikdörtgenin alanı a birim kare olmak üzere log a eşittir log x çarpı log y eksi 15 eşitliği sağlanıyorsa bu dikdörtgene bayağı logaritmik dikdörtgen denir. Buna göre kare şeklindeki bir bayağı logaritmik dikdörtgenin kenar uzunluklarının alabileceği değerler çarpımı. Şimdi kare biçimdeyse bütün kenarlar birbirine eşittir. O halde ben bütün kenarlarına x diyeyim. Yani şöyle bir dikdörtgenim var benim, kare şeklinde ve bütün kenarları x'e eşit olsun. Daha sonrasında bunun alanı nedir arkadaşlar? X karedir. O halde ben a gördüğüm yere x kare yazacağım. Logaritma x'in karesi eşittir logaritma x çarpı y gördüğüm yere de logaritma x yazıyorum. Eksi burası da 15 oldu. Daha sonra biraz düzenleyelim. Şu 2'yi şuraya atalım. 2 çarpı log x olsun. Burada da logaritma x'in karesi gelir. Eksi 15'imiz var. Şimdi bunu da sağ tarafa rica edersek. Logaritma x'in karesi eksi 2 tane logaritma x eksi 15 eşittir 0'ı buluruz. Ben bunu log x'e log x diye açarsam, ikinci dereceden denklem parçalaması gibi, burayı da eksi 5'e artı 3 diye açarsam buradan logaritma x ya 5'tir diyeceğim ya da logaritma x eksi 3'tür diyeceğim. Peki x'leri bulalım. Çünkü bizden istenen kenar uzunluklarının alabileceği değerlerin çarpımıydı. Buradan x taban 10 olduğu için 10 üzeri 5'tir. Ya da buradaki x taban 10 olduğu için 10 üzeri eksi 3'tür. İşte bunların çarpımı sorulmuş. 10 üzeri 5 ile 10 üzeri eksi 3'ü çarparsanız onun karesinin ta kendisini bulursunuz. Üstler toplandığı için cevabımız yine B şıkkı olacaktı gençler. Şimdi buraya kadar olan sorular metin yayınlarındandı ve kurgu sorulardı arkadaşlar. Şimdi ise kurgu olmayan ve benim sınavda karşınıza çıkabileceğini düşündüğüm sorulardan çözeceğiz. Kenan öğretmen, Kenan Hoca, Kenan Hoca'ya selamlar. Büyük bir pergeli logaritma 6 tabanında x birim açıp çevre uzunluğu 4 birim olan dikdörtgen biçimli yüzeye sahip bir masanın köşesine koyarak, yani şuraya koyuyor ve daha sonrasında şuradaki AB yayını çizmiş arkadaşlar. Tamam, kırmızı yayı çizmiş. Dikdörtgen biçimli yüzeyin uzun kenarı 2 çarpı logaritma 6 tabanında 3. Bu 2'yi buradan alıp 3'ün kafasına atarsak ne olur? Logaritma 6 tabanında 9 olur. Yani uzun kenarımız bizim neymiş? Logaritma 6 tabanında 9'muş arkadaşlar. X'in alabileceği kaç tane tam sayı değeri vardır diyor. X burada. Şimdi öncelikle ben bu dikdörtgenin çevresinin kaç olduğunu biliyorum? 4 birim olduğunu biliyorum. Dikdörtgenin çevresinden 2 tane uzun kenar, yani şunun 2 katını çıkarırsam 2 tane logaritma 6 tabanında 9 çıkaracağım. Bu bana neyi verir? Arkadaşlar 4'ü ben logaritma 6 tabanında 6 üzeri 4, yani 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6 diye yazarım. Bak, bu 4'e eşittir. Eksi şu 2'yi de 9'un kafasına atarsanız logaritma 6 tabanında 9'un karesi gelir. Yani 9 çarpı 9 gelir arkadaşlar. Peki ben buradaki çıkarma işlemini nasıl yaparım? Şu şekilde yaparız. Logaritma 6 tabanında
bir kesir çizgisi atarım. 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6 bölü 9 çarpı 9 yaparım. Şimdi 6 kere 6 36, 9'a böldüm 4. 6 kere 6 36, 9'a böldüm 4. 4 kere 4 de 16'yı verir. Demek ki logaritma 6 tabanında 16 sevgili arkadaşlarım bizim neyimizmiş? 2 tane kısa kenarımızın toplamı. O halde ben bunu logaritma 6 tabanında 4'ün karesi biçimde yazarsam bu da 2 çarpı logaritma 6 tabanında 4 yapacaktır. Kısa kenarlardan bir tanesi logaritma 6 tabanında 4'müş demek. Bak burası logaritma 6 tabanında 4, burası da logaritma 6 tabanında 4'ün ta kendisiymiş. Şimdi benim buradaki şu açıklığım, ben bu yayı eğer şu şekilde tamamladığım takdirde sevgili arkadaşlarım, bu yay hem kısa kenardan uzun hem de uzun kenardan kısa olmalı. Yani sevgili arkadaşlar, kısa kenar logaritma 6 tabanında 4'tü, küçüktür logaritma 6 tabanında x, o da küçüktür logaritma 6 tabanında uzun kenarımız 9'du, 9 dedik. Burada x'in alabileceği 4 ile 9 aralığındaki değerler vardır. Yani 5, 6, 7 ve 8 vardır. Kaç tane tam sayı değeri vardır diye sormuştu. Toplam 4 tane tam sayı değeri olduğunu buluruz. Cevabımız A şıkkı olacaktı. Güzel soruydu. Şu gösterim bir diğer soruda. X gerçel sayısının kendisinden büyük olmayan en büyük tam sayı şeklindedir. Logaritma 3 tabanında x'i bu çerçevenin içerisine alınca bu şu anlama geliyor. Logaritma 3 tabanında x sayısının kendisinden büyük olmayan en büyük tam sayı olarak nitelendireceğimiz için x'in alabileceği kaç tam sayı değeri vardır diye soruluyor. Şimdi logaritma 3 tabanında x. Arkadaşım 3'e eşit olabilir. Çünkü kendisinden büyük olmayan en büyük tam sayı 3 olabilir. Aynı takdirde logaritma 3 tabanında x'i ben şunu söyleyebilirim. 4'ten daha küçüktür derim. Çünkü logaritma 3 tabanında x 4 olduğu takdirde 4 kendisinden büyük olmayan en büyük tam sayı eşit olacağı için sonuç 3 değil 4 çıkardı. O halde şunu söyleyelim. Logaritma 3 tabanında x 3'ten büyük veya eşit iken 4'ten de daha küçük olmalı. Gençler 3'ün küpü 27. Küçük veya eşittir x. Bu da küçüktür. 3'ün 4. kuvveti 81 olduğundan. Alınabilecek son değer 80, ilk değer 27, artı 1'e 1 eklersek kaç tane tam sayı değeri alabileceğini buluruz. 80'den 27 çıktı 53, 1 ekledim 54 bana cevabımı verdi. Doğru cevap yine B şıkkı oldu sevgili arkadaşlar. Bayağı bir B şıkkı vardı sanki. 3 tane B şıkkı vardı 6 soruda. Evet, ilk sayfamızı bu şekilde bitirmiş olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi devam ediyoruz. İkinci sayfamızda 7 numaralı soruyla. Yukarıdaki kısa kenarı 12 santim. Uzun kenarı loga santim olan dik üçgen şekildeki cetvelden iki eş tanesi ile aşağıdaki şekil oluşturuluyor. Yani arkadaşlarım şuradaki logaritma a santimetre şuraya getiriliyor. Bir de burada 2 santimetrelik boş kısım kalıyor. E şimdi şurası kaçtı? 12 idi. E burası da logaritma a idi. E ben burada Pisagor'da log a'yı ya da a'yı hesaplayabilirim. A kaç basamaklı bir sayıdır diye sormuş. Bak arkadaşım kısa kenarın karesi 144. Artı şuradaki kenarın karesi logaritma a'nın karesi yapar. Eşittir logaritma a artı 2'nin karesi dedim. Logaritma a artı 2 de burası. 144 artı logaritma a'nın karesi dedim. Eşittir karesini alıyorum. Logaritma a'nın karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani 4 tane logaritma a artı bir de neyimiz var 2'nin karesi 4. Şimdi gençler. 4'ü aldım. Şunun yanına attım. 140 kaldı. Her iki taraftaki logaritma a'nın karelerini de götürdüm. Eşittir diyorum. 4 çarpı logaritma a. Şimdi arkadaşım her iki tarafı 4'e bölersem 35 eşittir logaritma a gelir. Ve a buradan buranın tabanı 10 olduğu için 10 üzeri 35 eşittir a'ya diyebiliriz. 10 üzeri 35 kaç basamaklıdır? 10 üzeri 35 demek bir tane 1 sonunda da 35 tane 0 demek sevgili arkadaşlarım. Burası 35 basamaklı. Ve sevgili arkadaşlar burada da 1 olduğu için toplamda 36 basamak vardır. Cevabımız da D şıkkıdır diyeceğiz. 8. soru. N bir tam sayı olmak üzere. Fx eşittir logaritma 2 tabanında x eksi n artı 1. X'ler n ile n artı 1 aralığındaki yarı açık aralığındaki sayılar. Buna göre 3 tane ifade var hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi öncelikle ben burada n'lerin tam sayı olduğunu bildiğim için x'leri sevgili arkadaşlarım hangi aralıklardan seçebilirim? Şöyle diyelim. Mesela n sayısı 0'dan başlayalım. 0 ile 1 açık aralığı. 1 olursa n. 1 ile 2 açık aralığı. Yarı açık aralığı. 2 olursa 2 ile 3 yarı açık aralığı. 3 olursa 3 ile 4 yarı açık aralığı
diyebilirim. Ve x'ler de sevgili arkadaşlarım her adımda işte buralardaymış. Tamam, yani şurayı hallettik. Şimdi güzel kardeşim bak. Şuna göre yapacak olursak. Tabii x'lerin tam sayımı, reel sayım olup olmadığını bilmiyoruz ama biz reel sayı olarak değerlendireceğiz. Örnek veriyorum, logaritma 2 tabanında x'ler bu aralıktaydı. X eksi n kaç burada? 0 artı 1 diyorum. Yani burası logaritma 2 tabanında x artı 1 geldi. Şimdi şuraya bakalım. Logaritma 2 tabanında x dedim. N burada 1 olduğu için eksi 1 artı 1 diyorum. Yani burası da logaritma 2 tabanında x'in ta kendisi olmuş oldu. Ve şuraya bakacak olursak logaritma 2 tabanında x eksi 2 artı 1 dersek burası da logaritma 2 tabanında x eksi 1'in ta kendisi olmuş oldu. Yine burada da logaritma 2 tabanında x eksi 3 artı 1 diyorum. Bu da logaritma 2 tabanında x eksi 2'yi vermiş oluyor bize. Şimdi bu şekilde daha kibar oldu diye düşünüyorum. Yani şurası daha anlamlı hale geldi. Şimdi öncüllerimize bakalım ne demiş. Fx fonksiyonun tanım kümesi 1 ile 2 yarı açık aralıdır demiş. Hayır, ben burada x'leri 0'dan 1'e kadar, 1'den 2'ye, 2'den 3'e, 3'den 4'e kadar seçebiliyorum. Dolayısıyla tanım kümemiz bununla kısıtlı değildir. İkinci ifadede y eşittir fx fonksiyonunun görüntü kümesi 0 ile 1 yarı açık aralığıdır demiş bize. Şimdi burada bir durmamız gerekiyor. Çünkü sevgili arkadaşlar, içerisi zaten negatif olamayacağını gayet iyi biliyoruz. Bu kesin. Logaritmanın içini. Ve x'ler de kısıtlı aslında. Mesela burada 0 ile 1 aralığında. Ben 0 ile 1 aralığından seçtiğim bir x'i şuraya yerine yazarsam logaritma 2 tabanında burası 1 küsurat bir sayı olacaktır. Ve hatta ve hatta x'i burada 0 seçmeme müsaade olduğu için en küçük burası 1 olacaktır. Peki logaritma 2 tabanında 1'in de 0 olması gerektiğini biliyoruz. Demek ki burada en küçük 0'ı alabiliyoruz. Daha sonrasında mesela şuraya bakalım. Logaritma 2 tabanında x demiş ya, x'ler de 1 ile 2 aralığında. Yani 1 olabilir ama maksimum ve maksimum 2'den hemen bir öncesine, yani 1,9999'a eşit olabilir. Yani arkadaşlarım burada bu ifade 1'den küçüktür. Logaritma 2 tabanında şuraya baktığımız takdirde x'ler nerede? 2 ile 3 aralığından seçiyoruz. Yani maksimum 2,99999 bile olsa 1 çıkardığın zaman yine 1,99999 olacağı için bu da 1'den küçüktür. Ve bu şekilde düşünürsek tamamı en küçük 0, maksimum 1'e dayanmış şekilde çıkar. Yani en küçük 0, maksimum 1'e dayanmış biçimde çıkar. 1 olamaz. O halde ikinci öncülümüz doğru. Fx eşittir 0 ise x bir tam sayıdır. Şimdi ben burada x'leri tam sayı seçeyim. Mesela x'i burada kaç seçebilirim? 0. Burada 1, burada 2, burada 3 seçebilirim. 0'ı aldım, şurada yerine yazdım. Ne geldi? Logaritma 2 tabanında 1 geldi 0'a eşit. 1'i aldım, şurada yerine yazdım. Yine 0 oldu, içi 1 olduğu için. 2'yi aldım, şurada yerine yazdım. Yine içi 1 olduğu için 0'a eşit oldu. 3'ü aldım, burada yerine yazdım. Yine içerisi 1 olduğu için kendisi 0'a eşit oldu. Yani x'ler tam sayıyken sonuç daima 0 çıkıyorsa bu da doğrudur. Doğru olanlar 2 ve 3 olduğu için cevabımız da sevgili arkadaşlarım A seçeneğidir diyebiliriz. Devam ediyorum. Bir diğer sorum 9. soruyla. Şu kısmı sildim birazcık. Kalabalık görünmesini istemeyiz. Tanım. Burada üstel fonksiyonun tanımı yapılıyor. Üstel fonksiyon k'nın ne olduğuna bakılmaksızın negatif veya pozitif olabilir. K çarpı a mutlaka ama mutlaka birden farklı ve pozitif olmalı ve bunun da bir kuvveti varsa, bir değişken kuvveti varsa işte biz buna üstel fonksiyon diyoruz. Fx ve gx ayrı ayrı üstel fonksiyonlar olmak üzere. Fx ve gx'in çarpımı üstel fonksiyondur denilmiş. Örnek veriyorum, ben fx'i 2 üzeri x seçerim. Gx'i de 2 üzeri eksi x seçerim. Yani aslına bakarsanız 1 bölü 2'nin x'inci kuvveti seçerim. Bu ikisini çarptığımı düşünürsem 1 üzeri x olur ki bu üstel fonksiyon değildir. Çünkü üstel fonksiyonu tanımında taban 1'den farklı olmalı demiştik. Dolayısıyla fx ile gx'in çarpımı, eğer fx bu, gx bu seçilirse sonuç üstel fonksiyon olamıyor. O halde arkadaşlarım bunu eledik. Bu şekilde her zaman kesinlikle daima gibi soru kökleri varsa sen bu sorularda doğruyu bulmaya değil yanlışları bulmaya odaklanacaksın. Eğer aksine bir tane örnek verebiliyorsan o kesinlikle doğru değildir. İkinci öncülümüze bakıyoruz. 1 bölü fx üstel fonksiyondur demiş. Evet, mesela bu bir üstel fonksiyonsa bunu az önce ters çevirmiştim. 1 bölü 2'nin x'inci kuvveti diye üstel fonksiyon olmak zorundadır.
Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım zaten 1 üzeri x'i üstel fonksiyon olarak kabul edemediğimiz için bunun tersi olan 1 üzeri x'e de üstel fonksiyon diyemiyoruz. Dolayısıyla hiçbir sıkıntı oluşmuyor. 3'e bakıyoruz. F eksi x eşittir 1 bölü fx'tir demiş. Şimdi mesela ben bir üstel fonksiyon seçeyim. Fx eşittir 2 çarpı 3 üzeri x. Şimdi f eksi x nedir arkadaşlar? 2 çarpı 3 üzeri eksi x'tir. Şimdi 2 çarpı 3 üzeri eksi x demek diyor. Eşittir 1 bölü 2 çarpı 3 üzeri x'tir demiş bize. Peki bunlar birbirine eşit olur mu? Yani ben bunu bu tarafa attığım zaman çarpımları 1 gelir mi? 4 çarpı 1'den 4 gelir ki 4 1'e eşit değildir arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifade de her zaman doğru değildir. Burada tek her zaman doğru olan yalnız 2 olduğu için cevap B seçeneğidir. Devam edelim 10. sorumuzda. Bu da bizim sonuncu sorumuz. 10. ve sonuncu sorumuz. Sonraki videoları merakla beklemeye devam et. X gerçel sayısı için. X neredeymiş? 2 ile 8 aralığında. Ve x bir taban. Taban 1'den büyükse fonksiyon artandı. Hemen şöyle bir grafiğinin olabileceğini düşünelim gençler. Artan fonksiyon. Burada x'ler de 2 ile 8 aralığından seçilecekse bak şuradaki. Demek ki 2 şurası, 8 burası. Yalnız bu fonksiyon inanılmaz derecede yani fonksiyon babında da değişken olduğu için farklı farklı fonksiyonlar olabilir ama her biri artan fonksiyon. Onda bir sıkıntımız yok. Dolayısıyla bizim sonuçlarımız durmadan ama durmadan artacak biçimde düşünebiliriz. Şimdi o halde ben bir alt sınır bir de üst sınırı şurada yerine yazarsam ben bu fonksiyonun aralığını kesinlikle bulurum. Şimdi 2'yi yazarsak logaritma 2 tabanında 2 kere 2'den 4 olur. 8'i yazarsam logaritma 8 tabanında 2 kere 8'den 16 olur. Bak güzel kardeşim bu 2'ye eşittir. Bu ise logaritma 2'nin küpü tabanında 2'nin 4. kuvveti olduğu için 4'ü ve 3'ü başa atarım. Logaritma 2 tabanında 2'den burası 1 olur. 4 bölü 3'e eşit olur. E şimdi burada bakıyoruz. Bizim sevgili arkadaşlarım bir 4 bölü 3 bir de 2 diye bir sınırlarımız var. 4 bölü 3 alt sınırdır. Buna A demiş soru. Üst sınır da 2'dir. Çünkü 2 4 bölü 3'ten daha büyük. O halde benim aralığım 4 bölü 3 ile 2 açık aralığı olur diyebilirim. Gerçekten şık bir soruydu. Evet gençler umarım logaritmayı dilimiz döndüğünce sizlere AYT sınavında çıkabilecek cinsten tekrar ettirmeye çalıştım. 10 tane birbirinden güzel soru çözdük. Bu soruların ilk 4'ü kurgu sorulardı. Kurgu sorular bizim için önemli. Her videoda söylüyorum. Yine tekrar edeceğim. Yine söyleyeceğim. Şunu sakın ha sakın unutmayın. Arkadaşlar zor soru çözmek tamam bir noktada değerli ama hangi nokta olduğunu karıştırmayın. Ben neden zor soru çözerim? Ben bir hocayım. Ben zor soru çözerim. Neden? Çünkü zor soru benim matematiğimin üstüne koyar. Yani ben ne kadar zor soru çözersem benim matematiğim o kadar gelişir ve bu benim için kıymetli. Neden? Çünkü ben matematiği seviyorum. Matematik benim dünyam gibi bir şey oldu. Benim evimin her yerinde matematiksel bir şeyler var. Her yerinde bir şeyler bulabiliriz. Saatim bile matematiksel. Duvar saatinden bahsediyorum. Ve ben matematikten para kazanabiliyor muyum? Kazanıyorum eyvallah. Çünkü öğretmenlik yapıyorum. Bunun bir karşılığı olmak zorunda. Veya işte YouTube kazançları şunlar bunlar. Matematikten para bu benim için değerli. Eyvallah. Ama şimdi senin buradaki amacın ÖSYM'nin hazırladığı bir sınava girip bu sınavda matematik netini yükseltmek. Amaç bu. Şimdi senin kalkıp da aşırı derecede zor sorular çözmene lüzum yok. Senin burada yapman gereken amaç ÖSYM denilen kurum senelerdir bu ülkede KPSS yapıyor, DGS yapıyor, YGS yaptı, LYS yaptı, ÜSS yaptı, ÖSS yaptı, TYT yaptı, AYT yaptı, MSÜ yapıyorlar. Envai çeşit sınav yapıyor bu ülkede. Ve bu adamların bir stili, bir tarzı var. Ve sen o tarzı anlamazsan, o tarza uygun çalışmazsan istediğin kadar zor soru çöz, şu muhabbette karşılaşabilirsin. Ya ben daha zorlarını çözüyordum ama sınava girdim çok bir şey yapamadım. İşte bu senaryoyla karşılaşabilirsin. Çünkü burada soruların zorluk seviyeleri önemli değil. Önemli olan ÖSYM'nin tarzı. Burada tarz meselesi var. Tamam. Şimdi şuradaki sorulara bakıyorsun. İlk 4 tane soru. Bunlar önceki yıllarda TYT ve AYT'de çıkmış sorulardı. Bunların kurgularıydı. Peki bunlardan hangisi, kaç tanesi diğerlerinden daha zordu? Bence hiçbiri. Dolayısıyla burada senin yapman gereken daha zorlarını değil, daha çok ÖSYM'ye benzer, onun diline benzer sorular çözmek. Umarım derdimi anlatabilmişimdir. Umarım benim dertlerimle siz de dertleniyorsunuzdur ve kendinize bu şekilde ders çıkarabiliyorsunuzdur.
Gençler sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.